Almanya'dan bir efsane antrenör Sayın Erdal Yılmaz. Yine aynı zamanda kardeşi Devrim Akarsu'yla ringe çıktı. Kimden mi bahsediyorum? Deniz Akarsu! And now his opponent, fighter, and the red corner, representing Russia, Vladislav Selig. Ve evet değerli izleyenler, gecemizin en çok beklenen karşılaşmalarından birine geçiyoruz. Bu bir kemer maçı. 5 round üzerinden yapılacak ve Deniz Akarsu ringde olacak. Karşısında Vladislav Selig var ve sevgili Tolunay Yozgurt bir kez daha bizlerle birlikte. Tolunay, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese tekrardan iyi seyirler diliyorum. Nefis bir maç diliyorum. Bizleri bekliyor, ne söyleyeceksin? Gerçekten çok iyi bir maç. Kıran kırana geçeceğine eminim. Abi diyebileceğim insanlar, Deniz ve Devrim Akarsu, kesinlikle bu işin top noktası bu ikili ve mükemmel bir maç olacağına eminim. Merakla bekliyorum. Evet, Deniz Akarsu ringde olacak. Devrim Akarsu köşesinde olacak. Son hazırlıkları tamam değerli izleyenler. Ve mücadelemiz başlıyor. Siyah şortuyla Deniz Akarsu'yu, beyaz ve altın rengi şortuyla rakibi Vladislav Selig'i izliyoruz değerli izleyenler. Deniz Akarsu tabii ki kariyerinde çok büyük başarılar var. Tarık Sayın da bunlardan bahsetti. Teknik özelliği çok yüksek bir sporcu. Bize bu yüzden keyifli bir maç izleteceğine eminim. Ki izlemeye de başladık yani. Evet, 5 round üzerinden bir karşılaşma. Erken bitmezse özellikle kondisyon da önemli olacak. Aynen öyle. Onu korumak da yine oldukça önemli olacak. Tabii tecrübeyle bunların hepsi birlikte geliyor tabii. Enerjinizi düzgün kullanmak, doğru noktada vitesi artırmak, doğru noktada hata geçmek. İkisi de bu profesyonellikte sporcular. Tabii ilk başlarda özellikle biraz daha tartacaklar birbirlerini. Evet, ilk roundlar biraz daha, çünkü 5 round üzerinden uzun bir maç olacak. Eğer bir nakavt olmazsa. Tabii maç 3 round olunca birazcık daha acele etmeniz gerekebiliyor. Az vaktiniz var ama 5 round özellikle biraz ilk round'a buna ayırabiliyorsunuz. Aynen öyle, biraz daha yavaştan almakta fayda var. Güzel çok bir kombinasyon. Evet, çok iyi bir sağ high kick sallandığını buradan görebiliyorum. Ki yarımda blok aldı bu arada, yani tam da isabet olmadı. Eldiveni şöyle bir uzattı oraya Vladislav Selig ama sarsılmayı da aynen öyle. Ona rağmen kurtulamadı sarsılmaktan. Sirkelediğini gördük buradan. Biraz nasıl bir rakiple karşı karşıya oldu şimdi fark etmiş olabilir. Aynen öyle. O ilk darbeyi alınca. Yani Deniz Akarsu asla Deniz Akarsu sporcu değil diyorduk tam. Şöyle bir nefesle kesti rakibinin ardından gitti üzerine. Dizeyi indirdi Vladislav Selig, zar zor kalktı yerden. Devam edecek karşılaşmaya ama sendelediğini görebiliyoruz buradan. Sendeliyor. Round'un sonları. Deniz Akarsu bakalım bir fırsat daha bulup nakavta gidebilecek mi? Çok iyi bir sağ vücudu, ardından sol çeneye doğru geldi. Selig balta tekmeyi denedi. İsabet yok. Bir sol direkt geldi. Tekme ardından gayet sakin, gayet soğukkanlı Deniz Akarsu ama o boşluğu nasıl bulması gerektiğini çok iyi biliyor. Çok iyi bir middle kick. Nokta atışı yumrukları var. Gerçekten Deniz Akarsu bu konuda çok başarılı. Yani hedefinin nereden vuracağını çok iyi biliyor. Ve planlayarak atılan, görerek atılan yumruklar bunların hepsi. Evet, şimdi evet. Çok iyi bir kombinasyon. Hani bir yumruk, bir teknik çıkardığında, bir yumruk attığında arkasından ne geleceğini ve ilk attığının sonucunun ne olacağını biliyor. Ona göre davranıyor. Çok net görebiliyoruz evet. Bunu. Bu onun profesyonelliğinden kaynaklı, tecrübesinden kaynaklı. Güzel bir kombinasyon geldi. Aparkatla bitirdi Deniz Akarsu. Middle kick. Vladislav Selig press yapmaya çalışıyor ama Deniz Akarsu gayet rahat şu anda. Spinning back fist isabetli, ardından rakipte geldi. Kombinasyonları gerçekten çok başarılı. Vladislav Selig press'e devam ediyor. Sol direkt çıktı aradan. Ve ilk round'un sonuna geldik. Hakikaten Tolunay Yozgurt yani. Deniz Akarsu'nun hiçbir darbesi öyle değil. Hadi şunluya atayım değil. Hani kesinlikle. İçimden geldi sarkoşu göndereyim yapmıyor asla. Evet, hepsinin evet. Arkasında bir sebep var. Kesinlikle katılıyorum. Ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Aynı şekilde köşesini de buradan görebiliyoruz. Devrim abi, Devrim Akarsu.
Yani köşeden her şeyi çok net bir şekilde söyleyip aktarabiliyor. Aynı şekilde Deniz abi de bunu çok iyi duyup ona göre hareketlerini, kombinasyonlarını gerçekleştirebiliyor. Yani bir takım çalışması aynen budur yani. Ya kesinlikle öyle. Zaten köşeyle sporcunun iletişimi çok önemli her zaman ki. Yani iki kardeş olunca burada o iletişim zaten otomatik çok iyi kurulmuş oluyor. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Yani çok keyifli bir maç izliyoruz gerçekten. Şimdi tabii hani Devrim Akarsu da ilk round'u izledi, gördü. Gereken taktikleri de verdi. Evet. Yani analize eden en iyi kişi burada Devrim abi, Devrim Akarsu. İkinci round'u izleyenler. Night of Warriors'ta Deniz Akarsu, Vladislav Silik'le karşı karşıya. Yine çok iyi bir kombinasyon gördü Karaciğer'e doğru. Çok etkili isabetler buldu ki ilk round'da zaten şöyle bir nefesini kesmişti rakibinin. Şimdi Deniz Akarsu'nun ayağı kaydı köşede. Köşe ıslak olduğu için çünkü bu tarz şeyler yaşayabiliyor sporcular. Evet, mavi ve kırmızı köşelerde bunların olması doğal. Zaten hemen silindi orası. Ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Sol hakik denemesi Silik'ten geldi. Deniz Akarsu müthiş çalıştı. Kombinasyonun sonunda hakikliği oturttu. Lakin bir kez daha sayıyor. Mükemmel bir kombinasyon. Silik devam ediyor ama. Evet, kendisi de gerçekten çok dayanıklı bir sporcu olduğunu bize ispatlamış oldu. Yani altından kalkması zor darbeler derken birisi daha geldi. Ve bir kez daha dizi yerde Vladislav Silik'in, değerli izleyenler. Hakem sayıyor, devam edebilecek mi bu sporcu, göreceğiz. 5 oldu, 6 oldu. Edecek karşılaşmaya devam ama Deniz Akarsu bitirmek istiyor. Spinning back fist burun farkıyla kaçtı. High kick golda kaldı. Hakikaten rakip de çok sağlanmış. Evet, kesinlikle o da yani bu konuda tecrübeli, iyi antrenman yapmış çünkü hazırlık sürecinde biliyoruz. Yani ikisi de gerçekten kafa kafaya bir rakip fakat Deniz Akarsu bu konudaki tecrübesini ve yeteneğini kullanarak aradaki farkı fazlasıyla açıyor. Kesinlikle öyle. Yani Vladislav Silik şunu yapıyor yalnız. Nasıl bir darbe alırsa alsın kalktığına devam ettiğinde üstüne gitmeye devam ediyor Deniz Akarsu'nun ama. Yine kalkacak ayağa. Müthiş bir spinning back kick. Galiba yine kalkacak ayağa. Ama devam edebilecek mi maça? Bu önemli. Lazım. Round bitti. Evet, round sona erdi. Çok ucuz kurtardı Vladislav Silik. Çok ucuz kurtardı. Evet, ikinci round'dan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Sondaki bu spinning back kick hakikaten şahane, işte tekrar ekranlarımıza yansıyor. Ya Vladislav Silik düşüp kalkmaya devam ediyor ama bunun bir sonu var tabii ki. Yani tabii ki böyle devam edemezsiniz. Çünkü her düştüğünde kalkmak bir o kadar zor oluyor her seferinde. Ve sonuçta yani insanın da bir limiti var. Bir noktada o limite gelecek. Deniz Akarsu da o limiti bulmak için zaten müthiş bir çaba sarf ediyor. Yani çok üstün bir şekilde maçı götürüyor şu anda. Deniz Akarsu bu şekilde de devam edeceğini görebiliyoruz açıkçası. Kesinlikle öyle. Nakartı bulabilecek mi zaten? Aslında soru bu biraz. Üçüncü rounda geçiyoruz. Gentlemence eldivenler tokuşturuldu birbirlerine. Ardından da maçımız başladı. Vladislav Silik, ondan iyi bir kombinasyon geldi. Bu round'un belki artık son şansı olduğunu biliyor tabii ki o da. Yani bir şekilde Deniz Akarsu'nun ritmini biraz bozmak zorunda. Evet, ve çok sert darbe almasına rağmen asla pes etmeyen bir sporcu olduğunu da bize göstermiş oldu. Dağ gibi rakiplerle öyle hakikaten ama Deniz Akarsu rakibi indirebilecek tekniğe sahip olduğunu çok net gösterdi bize. Evet, fazlasıyla. Lokit'le geldi Vladislav Silik. Tekmelerini daha fazla kullanmaya başladı ama Deniz Akarsu'dan güzel karşılık. Önce bacağı, ardından gövdeye doğru. Sağıyla daha çeneye doğru çıktı ama Silik hala ayakta. Deniz Akarsu'nun etkinliği biraz kısmaya çalışıyor da bacağı attı tekmelerle. Deniz Akarsu'dan ama çok iyi bir sağ direk karın boşluğuna. Hakem bitirdi maçı artık. Hakem artık bitirdi maçı. Deniz Akarsu knockout'la kazanıyor. Evet, hocam, sana bir tane video veriyorum.
zaten belliydi buna kaptın geleceği. Tolunay Özkurt ve harika bir şekilde maçı bitirdi. Kesinlikle beklediğimiz bir knockout'tı. Çünkü ilk round'dan beri kendisi fazlasıyla ön plandaydı. Oyun kurmada, kombinasyonda fazlasıyla öndeydi. Biz de bu şekilde bitmesini aşağı yukarı tahmin etmiştik. İlk roundlarda da bunu konuştuk seninle. Güzel bir maçtı. Kemeri kesinlikle hak eden bir maçtı. İki tarafta çok iyi savaştı. İkisini de tebrik ediyorum. Özellikle Deniz ve Devrim Akarsu'yu ayrıca tebrik ediyorum. Hakikaten müthiş bir performans. Galibiyet de sonuna kadar hak etti. Sevinmeyi de sonuna kadar hak etti tabii ki Deniz Akarsu. Ve şimdi hemen Tarık Sayın'a gidelim. The Steel Deniz Akarsu! Deniz Akarsu! Bak altta galibiyete ulaştı 3. round'a. Ender Bey sizi böyle alalım. Kemeri takdim ediyoruz şampiyonumuza. Evet, Fikret Ünal, yakın zamanda Defans Antiterör Federasyon Başkanı yanımızda sporcumuzun kupasını takdim edecek. Ve tabii ki Nutriking buraya takdim ediyoruz. Nutriking Hasan Bey'i takdim ediyoruz. Kazanan sporcumuza supplement markası Nutriking takdim ediyor hediyesini. Sertifikalarımız takdim ediliyor yine. Evet, ringleri çok özlediği belli oluyor. Gerçekten müthiş bir geri dönüş yaptı. Deniz Akarsu, kemerin ve gecenin en güzel maçlarından birini yaptı.